Dinemesni bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Nisan çarşamba. Radio Kassel'den Merhaba, Almanya'da Mayıs ayıyla birlikte uygulamaya girecek yeni düzenlemeler ve yasalarla özellikle uçak biletlerinin fiyatları artacak. 1 Mayıs itibariyle uçak biletlerinden alınan vergi mesafeye bağlı olarak %20 civarında artacak. Buna göre yeni düzenleme ile bilet başına alınan vergi Avrupa içi seyahatlerde 13 Euro'dan 16 Euro'ya... Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi orta mesafe seyahatler için 33 eurodan 40 euroya ve Amerika kıtası gibi uzak mesafe seyahatler için ise 60 eurodan 71 euroya yükselecek. 1 Mayıs'tan itibaren Almanya'da trafik kurallarını ihlal eden İsviçre vatandaşları ile İsviçre'de kurallara ihlal eden Alman vatandaşları kendi ülkelerinde cezalandırılacak. Almanya'da yaşlı bakımı sektöründe çalışanların saat ücreti 1 Mayıs itibariyle uzmanların 19,50 euroya, nitelikli yardımcıların 16,50 euroya ve diğer çalışanların ise 15 .50 euro 50 sente yükseltilecek. Ana muhalefet partisi Seydoğu'nun göçmenlere özellikle de mültecilere yönelik politikası ve planları Hessen de çifte vatandaşlığa karşı başlattığı imza kampanyasıyla iktidara gelişini hatırlatıyor. CDU 71 sayfalık temel ilkeler programına başka bir AB üyesi ülkede ya da Schengen bölgesinde kabul edilen sığınmacıların Almanya'nın dış sınırlarından geri çevrilerek ülkeye girişine izin verilmemesini Ayrıca sığınmacıların AB'ye giriş yaptıkları ülkede sığınma başvurusunda bulunabilme imkanı olanların da reddedilmesini de ekledi. Daha önceki taslakta dış sınırların korunması işlevsel hale gelene kadar iç sınırlarda sınır kontrolleri devam etmelidir ifadesi yer alıyordu. Uluslararası Para Fonu Almanya için büyüme beklentilerini bir kez daha düşürdü. Bu yıl Alman ekonomik üretiminin daha önce beklenen 0,5 yerine %0,2 oranında artması bekleniyor. Almanya sonlarda kalmaya devam ediyor. Başka hiçbir sanayileşmiş ülke ekonomik olarak Almanya kadar zayıf değil. Çünkü tüketim yerinde sayıyor. Krizler, savaşlar ve bunlara bağlı olarak enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar Almanya'yı diğer büyük ekonomilerden daha fazla etkiledi. Ve IMF Alman ekonomisinin sadece %0,2 oranında büyümesini bekliyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi yüksek bir performans sergiliyor. Hindistan ve Çin'de büyüme %2,7'ye ulaştı. IMF'ye göre küresel ekonomi istikrarını koruyor. Ancak kuruluş yeni arz sorunlarına yol açabilecek ve fiyatları yeniden yukarı çekebilecek jeopolitik gerilim riskleri konusunda uyarıyor. Bu da enflasyon anlamına geliyor ve kalıcı olarak daha yüksek faiz oranlarına yol açabilir. Jeopolitik olarak bölünmüş bir dünyada daha yüksek enflasyon kalıcı bir yoldaş haline gelebilir. İsrail-İran arasındaki gerilime bağlı olarak tedarik zincirinde aksama yaşanabileceğine yönelik endişeler nedeniyle Avrupa'da gaz fiyatları gün içinde %7,5 artarak 33,5 oraya yükseldi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Rusya'dan Avrupa'ya boru hattıyla gaz akışının neredeyse tamamen kesilmesi sonrasında kıta küresel piyasalardaki gelişmeler karşısında daha kırılgan hale geldi. Yapılan bir çalışma son yıllarda popülerliği artan bitki bazlı et ürünlerinin tuz ve yağ oranının oldukça yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Giderek yükselen bir trend olan veganlıkta yiyecekler de et içermeyecek şekilde geliştiriliyor. Ancak uzmanlar vegan köfte veya vegan sosis gibi ürünlerin içerdikleri tuz ve yağ sebebiyle kalp için zararlı olduğunu buldu. Sözcünün haberine göre İngiltere'deki üniversite Araştırmada vegan, sosis, hamburger ve kıyma yiyenlerin kan basıncının et tüketenlere göre daha kötü olduğu görüldü. Artan akaryakıt fiyatlarını açık bir soygun olarak değerlendiren Zara Wagenknecht benzin ve dizele 1,5 euro tavan fiyat getirilmesini istedi. Bagan Knecht federal hükümetin dizel ve benzin için litre başına bir buçuk ora tavan fiyat belirlemesini ve bu sınırın aşılmamasını önerdi. Tavan fiyatın uygulanabilmesi için federal hükümetin akaryakıt vergilerini önemli ölçüde düşürmesi gerektiğini söyleyen Bagan Knecht, RND'ye verdiği demeçte yakıta uygulanan vergiler ve harçlar çok yüksek. Bazen toplam fiyatın yarısından fazlasını oluşturuyor dedi. BSV Partisi'nin kurucusu Zara Wagenknecht sabit bir maksimum fiyatın petrol şirketlerinin aşırı karlarını azaltacağını ve vatandaşların gerçek satın alma gücünü artıracağını söyledi. Wagenknecht benzin ve dizel için taban fiyatın vatandaşların satın alma gücünü artırmak için acil bir yöntem olduğunu savundu. Almanya'da polis telikli iş gücü yasasıyla getirilen göçmenlere rüşvet karşılığında oturum aldığı tespit edilen bir şebekeye baskın düzenledi. Aralarında iki hukuk bürosunun da bulunduğu yaklaşık 100 konut ve iş yerinde arama yapıldı. Uluslararası çalışan insan kaçakçılarının yüksek paralar karşılığında Almanya'da sahte ikamet izni sattığı ortaya çıktı zengin bir Çinli'ye 350 bin euro karşılığında oturum alınmasının sağlandığı iddia ediliyor. Bir gazetesi ikamet izni veren yabancılar dairesi çalışanlarına da rüşvet verildiğinden şüphelenildiğini duyurdu. Polis baskınları sonrasında tutuklanan 10 şüpheliden birinin aynı zamanda Düren'de yabancılar dairesi çalışanı olduğu ve kaçakçılıkta kilit rol oynadığı ve karşılığında rüşvet aldığı ileri sürüldü. Son haberimiz Kassel'den. Elizabeth Kranken havuza yapılacak acil durum jeneratörü nakliyatı nedeniyle Fünfenster ile Tischbein Strasse arasındaki Frankfurt Strasse'nin Ava Stadion istikameti 20 Nisan Cumartesi günü saat 5 ile 6 arasında ulaşıma kapatılacak. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.